Vallahi nereden nereye diyorum. Koskoca 6 sezon. Yani ilk başladığımız anları hatırlıyorum da herhalde orada eksilmeyen tek şey bu 6 sezonda. Hala her bölüm aynı heyecanı yaşıyor olmak. Tabii zaman içerisinde tüm arkadaşlarla da bir aile durumuna dönmemiz. Bugün burada bölümlerin hatırlanan sahneleri üzerine biraz sohbet edeceğiz ama 6 yıl sonra da kendini seyretmek biraz ilginç oluyor. Ayrı bir heyecan aslında. Her çektiğimiz sahne aslında çok unutulmaz ama arasından hatırladıklarımız ya da kendi içinde güzel hikayelerini barındıran ya da kamera arkasındaki keyifli durumları olan bazı sahneler olacak. Bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Ben net adamım. Cemre. Ya burada zor olan işte bitmiştir. Su içerek sarhoşu oynamak. Bütün gece su içmiştik. Allah Allah. Ben gerçekten anlamıyorum. Bugün de ilişkisi biten bitene. Kimden bahsediyorsunuz anlamadım. Biz de bugün ateşle ayrıldık da. Ya. Tartışmalarda olur öyle. Ama bizimki bitti. Net. Yok yok, ben de yüzüğü çıkardım. Ya bu ya da işte hem oyuncu olarak hem biz de izleyeniz. Senaryo grubunun bizi yine ters köşe yaptığı, yani civcive çocuğunu verdiği sahne gibi yine ters köşe yaptığı oyuncuyu sahnelerden biri. Çünkü inanılmaz karısına sadık, ailesine sadık, asla aldatmaya çok karşı bir eniştenin şimdi hemen akabinde o sahne gelecek. Aslında ikisi bitişik. Aldatma olasılığı var. Yani aldatmış görünüyor tabii burada. Biz de öyle biliyoruz. Çünkü senaryo haftalık geliyor bize. Yani bir sonraki hafta ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Ve ben o kadar zor birkaç hafta geçirdim ki şimdi Bahadır Beyler'e de soramıyorum abi hikaye nereye gidiyor diye. Çünkü o gerçekle yüzleşmek istemiyorum. Enişte gerçekten aldattıysa ona ilk reaksiyonu Hakan olarak göstereceğim kendi içimde. Çünkü bunu yapmaması gereken bir adam. Benim enişteyle herhalde çok böyle küs geçirdiğim bir süreçti. Eğer gerçekten aldatmışsa Hakan olarak çok kızgın olacağım ona dediğim bir yerdi. Neyse enişte asla bizi yanıltmadı ve bunun bir oyun olduğu ortaya çıktı. Ama bu da ilginç bir ters köşe süreciydi. Yani sete gidiyorum, setteki bütün konuşma şey, enişte yaptın mı yapmadın mı? Ya bunu biliyor olsam zaten ben kendimi rahatlatacağım ama bilmiyorum. Ve herkesin aslında şeyi güzeldi. Yani sette çalışma arkadaşının bile gelip de abi sence yapmış mıdır tartışmasına girmesi. 3 hafta falan sürdü bir de. Yani o kadar kısa da sürmedi. 3 hafta sürdü bu hikaye. 3 hafta ya da 4 hafta da olabilir. Tek mevzumuz buydu. Sadece sette değil. Yani sosyal medyadan insanların yazmaları yaptın mı? Bazı saygıdeğer kadın izleyicilerin en çok sana güvenmiştik ulan sen de mi falan yazmaları. Sokaktaki ya da marketteki işte alışveriş yaptığım yerlerde annelerin bana kızması, yani bir zincir markette alışveriş yapıyorum, bir şeyler alıyorum, kasadayım, yani iki sıra arkamda da bir tane annemiz var, yani 50'li 60'lı yaşlarda, kasadan geçiriyoruz. Ondan sonra bir geçti, iki geçti, hiç yakışmadı sana diye bir şey duydum ben. Üstüme alınmadım. Neyse ben eşyalarımı geçiriyorum. Sana diyorum diyor, hiç yakışmadı. Efendim dedim, hiç yakıştıramadım oğlum dedi. Sen de Hatice'yi aldatırsan. Ya teyzeciğim vallahi ben de bilmiyorum dedim ama ilginç bir 4 hafta olmuş. 3 hafta, 3-4 hafta o benim herhalde hem oyuncu olarak hem seyirci olarak bir türlü aradığım cevabı bulamadığım ve bundan dolayı çok sinirlendiğim bir dönemdi.